Günaydın değerli dostlar. Almanya'da Gurbet Cahili'nin evine hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan çekmedim. Hani bu gene bol bol kahvaltı çekeriz diye. Çünkü Ercan yok. Ercan işte. Orçun işe gidiyor. Talha okulda oluyordu. İki kız da ben de hani bize de özel bir kahvaltı hazırlamıyoruz. Yalan söylemeyeyim. Birer tost yapıyoruz. Valla ayaküstü yiyip kalkıyoruz. Biz de öyle aynı bugün öyle yaptık. Birer tost yaptık kendimize. Onları yedik. Ben de elime çayımı aldım. Böyle köşeme geldim oturdum. Daha koltukların yerleri değişmedi yalnız. Eriniyorum aman. Şuradan geçerken bir ben zorlanıyorum. Kimse zorlanmıyor. Zaten şu dolaba atacağım. O dolap gıcığıma gidiyor. Dün bir hanımefendi bana mesaj yazmış. Ay o kadar hoşuma gitti. Kızlar inanın sabah sabah başınızı ağrıtacağım. Gerçi bizi öğlen vakti izliyorsunuz da. O kadar hoşuma gitti ki benim şeyi söylemiş. Leyla Turancığım seni buradan çok öpüyorum ablasının güzeli. Bana demiş niye selam vermedin abla demiş canım benim. Manolya Bodur hanımefendi bana demiş daha çok Ercan'a demiş bana dememiş. Merhaba dur bakayım ne demiş. Ercan kardeş o sandalyelerin gıcırtısını gidermen için sprey yağ sıkman lazım. Ya da vidaları sıkıştırman lazım. Selmacığımı kızdırma demiş. Manolyacığım seni çok çok öpüyorum. Ya o kadar hoşuma gitti. Kızlar çok uzatmayın vlogumu. Biliyorsunuz Ercan işte. Ona da zaman bırakalım ki o da gelince onunla da biraz vlog çekelim. Ben şimdi şu çayımı içeceğim. Mutfağa geçeceğim. Mutfakta bir su git mutfağa geçmeden Sudenaz'da bir markette azıcık bir alışveriş bir Lidl'e belki gideceğim bir de Aldi'ye gideceğim çünkü cevizim falan yok bir belki bir tatlı falan yaparım diye alayım dedim bir 5 dakika otobüste hemen bir Lidl'e giderim şurada oradan da Aldi'me gelirim o duraktan da ineriz Sude ile bir onu halledeyim oradan da eve geleyim ben gelmeye Tuğçe patlıcanları falan hazırlar o zamana kadar da gelince de yapacağım yemeği söyleyeyim çok basit bir yaz yemeği tarifi vereceğim size. Harika, basit mi basit, lezzetli mi lezzetli. Hadi canlar, mutfakta beraber olalım. Evet canlar, vallahi ben bir markete gittim, geldim. Biraz bir şeyler aldım. Hani ufak tefek, iki kıvır zıvır. Yarın zaten hafta sonu Ercan Bey de hep çalışacağı için. Hani dedik, şimdiden parça parça dedik. Alalım. Aynen. Şimdiden alalım dedik, Sude ile gittik, geldik. Ondan sonra geldim, onları güzel, Özlemciğim. Güzel bunları dezenfekte ettim hayatım. Bak mutfağa geçince dezenfekte ediyorum. Yemeklerimi birazdan göstereceğim. Önce aldığım şu mini market alışverişimi size bir göstereyim. Neler almışım. Geri geçelim. Evet canlar bana lazım olan şeylerden dedim birkaç parça bir şey alayım dedim. İki tane yoğurt aldık Sudenaz'la. Aldi'den aldım bu yoğurtları. Efendim bir tane unuttum ya. Şey domates. Domates sosu aldım. Bunu Lidl'den Lidl'im bu. Lidl'den aldım. Bir tane ceviz aldım. Lidl'de belki tatlı yapmayı düşünüyoruz. Evimde kalmamış. Ondan sonra bir tane Sudenaz kendine mozzarella aldı. Bu mozzarella Aldi'nin efendim. 4 tane krema aldık. Normal şilakzane kremalarından. Bu kadar domates aldık dostlar. Şu kadar bir domates aldık. Hani bir iki gün yeter bize dedik. Bir tane Sudenaz kendine kat yesin. Bunlar jelatinsiz efendim. Vejeteryan şeyleri. Bir tane Sudenaz kendine bundan almış. Bu da Lidl'in yalnız. Buraya ait değil. Bir tane böyle kartofel patates aldık. Biliyorsunuz biz artık bu patates olmazsa olmazımız. Bunlar buzluğa gireceği için hemen şey yapmayayım dedim. İki tane toz ekmeği aldık. İki tane ısıtma ekmeği aldık canlar. Bir tane kaprizone aldık. Biliyorsunuz kaprizonesiz olmaz. Bir tane böyle XXL çeri domateslerden aldık. Kızların canı istemiş kahvaltıda yemek istiyorlar. Böyle mozzarella ile domatesi böyle salatası falan oluyor ya onları çok seviyorlar. Bir tane Aldi'den makarna aldık. Tabi olmazsa olmazlarımız salatalık. İki tane Aldi'nin salatalığından aldık. İki tane Aldi'den toz peynir aldık. İki tane de Orçun'a Red Bull aldık. Bu Red Bull'lar şekersiz olan, şeker olmayan, şeker fry bunlardan. Bir tane de Tuğçe kendine, gene bu da Aldi'nin, Aldi'den şampuan aldı. Canlar, şimdi bunları aldık biz, yani bir parça bir şey de aldık getirdik. Yarın gene bir şeyler alırım muhtemelen. Hatta Aldi'ye de böyle aksiyona indirimde ayakkabılar falan koymuşlardı.
Vallahi hiç bakamadım evde dedim. İşim var dedim. O yüzden ya hani onlara bakamadım. Eğer daha sonra işim olmazsa bir ara gene gideyim. Olmazsa çekeyim oralar. O yapamazsak da artık kalsın. Vallahi canım hiç istemiyor. Dışarı rüzgarlı. Yağmur yok ama şimdi rüzgar var. Biraz da güneş var. İster istemez ben de sevmiyorum rüzgarlı havayı. Hadi canlar ben şurayı bir 5 dakika toplayayım. Yemeklerin başına geçelim. Evet kızlar sizlere var ya çok güzel bir yaz yemeği tarifi vereceğim. Muhtemelen biliyorsunuz da. Ama ne yapayım işte öyle diyor. Ya, gerçekten çok lezzetli ve çok yağsız. Mis gibi bir patlıcan yemeği tarifi vereceğim. %1 milyon biliyorsunuz. Ama gelin bir de Selma'nın yapılışını görün. Canlar burada ne var biliyor musunuz? 4 tane miydi valla unuttum. Tuğçe yemiş birazını herhalde 4 taneydi. Patlıcanım vardı burada. Ben bu patlıcanları ne yaptım biliyor musunuz? İşte şu şekillerde doğradım canlar. Bu böyle ortadan kestim. 4'e kestim. Ortalardan böyle 3'er parça kestim. Doğrayalım incecik incecik olsun dedim. Bu şekilde gel Tuğçe. Canlar bu şekilde patlıcanlarımı yağladım tuzladım. Bakın hiç yağsı yok. Ondan sonra bunları bu şekilde fırında kızarttım. Kızarttıktan sonra bunun içinde ne yapacağım biliyor musunuz? Kuru soğan. Ondan sonra burada yeşil biber, kırmızı kapya biber. Burada da domatesli sarımsak var. Şimdi birazcık soğanlarımı şey yapacağım. Pembeleştireceğim. Üzerlerine kapya biberleri koyup şöyle bir öldüreceğim bunları. Şöyle hafif ölecekler. Çünkü tekrar pişecekler için önce bir acı şeylerini alacağız. Ondan sonra şu biberi de atayım. Hepsi bir şekilde olsun ya. Hiç uğraşmaya değmez. Ne olacak sanki? Aha şimdi bunlar bu şekilde dostlar. Şöyle bir öldüreceğim. Öldükten sonra bunların üzerine de bu domatesleri doğrayacağım. Onu da atacağım. Böyle menemen usulü gibi bir sos hazırlayacağım. Ondan sonra bu sosu alıp bunların üzerine dökeceğim. Biraz da salçalı su yapıp ocağın altına koyup pişireceğim. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Burada da efendim tencerem var. Tenceremin içinde şehriye var. Burada da pirincimi yıkadım. Üzerine tereyağını koydum. Ona da şöyle kenar atalım. Yanına da bir pirinç pilavı yapacağım. Şöyle azıcık bir şeyi de çorba pişireceğim. Bugün Selma'nın evindeki akşam yemeği bu olacak canlar. Allah nasip ederse. Ercan biliyorsunuz işte. Dün de bizim soru cevap videomuz vardı. Beğendiniz mi? Vallahi bir heyecan bastı. Soruları doğru dürüst cevaplayamadık. Anam bir işte acayip oldu. Anam ne dökülüyoruz. Bir şekil olduk. Bir de Ercan benim hep kafamı karıştırdı. Orada benim suçum yok. Ercan suçlu. Öyle diyeyim size. Yani böyle canlar. Soğanlar karamelize oldu bile. Biberler geç aldı. Zaten sarımsaklarımı doğramıştım. Hazırlamıştım. Hemen şöyle gelişi güzel domateslerimi de doğrayayım. Efendim. İşte bakın böyle. Tuğçe. Evet canlar. Şimdi bunu böyle attım. Üzerine biraz baharat atacağım. Ben yumurta kırarken menemen olacak. Hey Tuğçe menemeni yapak da yiyelim. Sen de akıllısın valla. Bakın hiç yağ koymadım ama biraz yağ gezdireyim. Yine olsun biraz yağsı da olsun. Şöyle yağ koyalım. Evet. Buradan da biraz baharat atayım. Yine baharatsız olmaz. Şöyle kırmızı biber. Tuğçe elin dursun, elinde dursun. Sen karıştırıyorsun her şeyi. Karıştırıyorum işte. Sen yapma işte. Şöyle biraz acılı olsun bol karabiberli. Ay benim de karabiber atınca böyle bir kaşınır. Şöyle biraz yaprak biber. Kekik falan atmayacağım. Bakın canlar böyle güzel bir baharat yaptım. Şöyle mixleyeyim bunları. Biraz da tuz atayım hemen yumuşasın. O da yeter. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım. Şöyle suyu çekene kadar bu burada pişecek dostlar. Şöyle yumuşasın yani. Suyunu salsın. Evet kızlar gelin bakın. Domatesi, biberi güzelce ben soteledim. Burada hepsi sarımsağı falan.
patlıcanların üstüne böyle boja yaptım. Şimdi buraya da domates salçası, biber salçası koydum. Biraz da su koydum. Güzel. Bunu da ne yaptım? Biraz böyle bir taşım pişirdim. Besmelemizi çekip Bismillahirrahmanirrahim. Bakın böyle üzerine dökeceğiz. Döküyoruz. Döktük. Şeyle sıyıralım. Şuralarına da kalmasın, günah. Araya gitmesin. Şöyle ben aslında bol sulu seviyorum. Bunun üzerine biraz şöyle su alayım. Salçası ne işe gitmesin. Durun şöyle edelim. Bakın canlar, şöyle diyeyim de diplerine falan gitsin. Evet. Gördünüz mü? Nefis bir yaz yemeği bu. Heh, mis gibi tadı, tuzu, sarımsağı. Derler ya, şu yemek yenmez mi? Burada da pirinç pilavım var. Pirinç pilavımı da hemen o soteler olana kadar domates hemen pilavı biliyorsunuz zaten. Klasik pirinç pilavı. Onu yaptık. Burada da efendim işte patlıcanın altını kısayım. Ağzına kapak örtüyüm. Bunun ben şu büyük kapağı örtüyüm ya. Bir şey olmaz. Tam geldi. Kapağına kim uğraşacak? Ha, ona yeter. Şöyle dört attım. Bakın bir 15-20 dakika sonra kapatırım. Bitti yemek. Pilav da. Hem de sohbetimi yapayım. Canlar, dediğim gibi benim yaptığım şekilde yapın. Hem servisinizin servis görüntüsü şahane olur. Hem ne bileyim değişik bir menü olur. Ya sizin bileceğiniz bir şey. Ben size tavsiye ettim. Uyarsınız, uymazsınız. Bir fikir olsun en azından. Akşam sofralarınıza bir yemek fikri olsun. Hani bazen sıkışırsanız böyle değişik bir şey yapalım. Hep de etli et falan şu bu olmaz dersiniz. Bence tavsiye ederim. Çünkü patlıcan güveç yaparken de patlıcan çiğ oluyor. Onun tadı başka. Ama bir de böyle patlıcanı kızartıp da tekrardan yemeğini yapmak muhteşem. Ben çok severim. Bakın kabağı da bu şekilde yapabilirsiniz, biliyor musunuz? Kabaklarınızı da aynı bu yöntemle uygulayabilirsiniz. Gerçekten bakın. Kabaklarda da aynı sistemi kullanın, aynı sistemi uygulayın derim. Ya işte. Sizin ruh halinize kalmış bir şey. Sizin o anki düşünceniz, arzunuz, hayaliniz. Artık o an ne düşünüyorsunuz? Ben her zaman öyle derim. Bir kadın mutfağının aşçısıdır. Onun ruh hali neyse o günde o yemek pişer. Ruh halin çok iyiyse muhteşem sofralar. Ruh halin kötüyse idare edecek. Menemen. Değil mi böyle? Kahvaltılık türü. Gerçi bizim evde yemezler onu da. Benim büyük oğlan kıyameti koparır. Onun illaki öğle yemek olarak, hani sıcak yemek mutlaka midesine gitmesi lazım. Yoksa bizi yaşatmaz çenesiyle. Vallahi yaşatmaz canlar. Hani size şey göstermiştim. Bakın hani Aldi'den almıştım. Ucuzlamış limon kokusu diye. Bakın böyle takılıyor bu. Bunu da göstermiş oldum. Evet işte böyle dostlar. Selma'nın akşam yemek dertleri hiç bitmez. Ne işim biter ne gücüm biter. Evet canlar, vallahi ana yemeğim bitti ya. Benden iyisi yok. Evet. Ercan olaydı. Bulaşığı yıkadın Selma. Elin yüzün kızardı derdi. Neyse elim yüzüm kızarıyor. Halbuki kansız bir insan. Normalde kan olan biri değilim. Bitti onu. Canlar, ben yavaş yemeklerimi bitirdim. En sona çorbamı koydum. Bakın gelin. Bakın canlar, bu çorbayı yapmayan pişman. Biliyorsunuz Ramazan'da ben bunu çok fazla yapmıştım. Bugün gene bu yoğurtlu çorbayı yaptım. İnanın size de tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın. Defalarca zaten tarifimi vermiştim size. Tabii bunun başından ayrılmıyoruz. Karıştırmak için şey, yoğurt kesilmesin diye. Başında böyle sürekli durup karıştıracağız. Biraz altını kısacağım canlar. Şöyle.
birazcık buzlukta şey vardı benim. Yoğurtlayıp, baharatlayıp buzluğa attığım tavuk, göğüs tavukları vardı. Ondan sonra onlardan çıkarmışım. O da çok azmış. Kavurmaya değmez dedim. Gelsene Tuğçe. Şöyle orçuna yavaş. Orçuna şu kadarcık bir şey şiş gibi çıktı. Bunu da böyle fırına sürdüm. Orçun Bey inşallah yer. Vallahi ne yapayım. Dedim şimdi bunu dedim sotelemeyim. Azıcık bir şey dedim. Değişiklik olsun ona da dedim. Ona da böyle soğan, don, paprika, üç renkli paprikalardan karıştırdım. Bir taptım şişlere. Yolladım fırına. Biraz sosuyla yer. Evet, yoğurtlu mortlu sosu vardı. Salatası var. Pirinç pilavı var. Gelin bakın bizim patlıcan yemeğine. Bakın dostlar. Nefis oldu. Şuna bakın. Hatta ben bilerek suyunu fazla koydum. Siz isterseniz suyunu fazla koymayabilirsiniz. Sizin için deneme de yapayım. Anam ne dostu oruç değiliz. Ay. Şey anne bir de ekmek kızarsak yine tamam mı? Evet. Canlar. Vallahi Ercan görmesin. Ay şöyle azıcık. Gelsene Tuğçe. Ben şöyle var ya şimdi bana kızacaklar. Ay Selma ne görgüsüzsün. Kız deminden belli canım çekti. Sizin için yedim. Kendim için yemedim. Bu kilo nasıl girecek ki? Ay deminden belli şöyle bakıyor. Yiyeyim yiyeyim ya Tuğçe anne dur anne. Biber acıymış. Tam güzel bir patlıcan sosu oldu. Sade haşladığınız makarnanın üstüne dökülür. Canlar ne isterseniz. Vallahi eğer bilmeyenler varsa bilenler için zaten bir şey demiyorum. Onlar damağının zevkini biliyormuş da yapıyorlarmış diyeceğim. Mutlaka deneyin. Deneyin şiddetle ısrarla. Tuğçe, Tuğçe, Tuğçe. Daha Tuğçe bandırıyor, ekmek bandırıyor. Biz vallahi ayaküstü yiyeceğiz. Evet canlar, hadi vlog uzun sürmesin. Ercan sorup duruyor, çok doldurma vlogu, çok doldurma. Benim dedim son hallerini size göstereyim. Pilavım bitti. Pilavım da bakın böyle oldu. Pilavımız da bitti, yeni bitti. Ağzını kapattım, patlıcanım bitti. Çorbamız da bitti sayılır. Bir iki taşın daha kaynasın. Hepsini Tuğçe ile bir ardiye turlayalım. Sarımsağım bitmiş. Bir sarımsak alayım, eğer yetiştirirsek ardi kapanmazsa. Sarımsak için çıkacağız dışarıya. Çekebilirsin. Evet canlar biz biraz Tuğçe ile şöyle Aldi'ye doğru çıktık. Tuğçe de geliyor çöp aldı eline. Kabrizoneyi boşaltıyoruz, çöpünü atıyoruz. Evde çöp olmasın diye. Babadan sonra Tuğçe atıyor. Eve dolmasın. Hadi Tuğçe Hanım hadi. Ne utanıyorsun kameraman? Bak Bürgül teyzen, Cemile teyzen, Zeliha teyzen, Filiz teyzen hepsi seni çok seviyor. Canlar hava bir soğuk, bir soğuk. Şöyle göstereyim gökyüzünü size. Anam ben donuyorum donuyorum. Acayip soğuk. Gerçekten buz gibi dışarı. Hadi Tuğçe yürü. Yan yerlerden belli soğuk oldu. Şimdi biz 5 dakika Aldi'ye gideceğiz. Sarımsak için gidiyoruz ha. Bahanemiz sarımsak. Vallahi ben üşüyorum. Kıza bak arabada body ile oturmuş. Anam bunlar üşümüyor bu yabancılar. Vallahi üşümüyorlar. Vallahi bilerek size dışarıyı gösteriyorum dostlar. Yüzümü göstermiyorum. Çünkü kocuğun şapkasını, üzerimdeki montu şapkasını geçirdim. Üşüyorum ne yapayım? Kamerayı bile tutarken elim titriyor. Gökyüzünü görüyorsunuz işte böyle. Rüzgar, soğuk ama bıktım şu Almanya'nın soğukundan. Baksın ne yapayım kızım. Karın diye yanından geçerken. İyi. Aha bak bu da zayıf. Giymiş yakışmış. Bürgül abla bak bu çiçekleri sana gelsin. Demiştin ya Selma çiçekleri niye çekmedin diye. Böyle bakın. Fazla bir çiçek yok bugün burada. Burada da domates. Domates stili. Biber stili. Böyle çiçekler için stil bunlar da. Böyle canlar. Neyse ben giriyorum Aldi'ye. Bakıyor.
Selam arkadaşlar. Vallahi bizim burada akşam olduğu için hayırlı akşamlarınız olsun. Ben daha yeni işten geldim. Bakın saat burada şu an akşam 9.30 arkadaşlar. Yani 21.30. Ben işten geldim. Bir size selam vereyim dedim. Şimdi diyeceksiniz ki Selma nerede? Selma'yı mutfağa yolladım. Yemeğimi hazırlasın diye. Yemeğimi getirsin de karnımı doyurayım arkadaşlar. Burası rahat diye oturuyorsun değil mi yine? Bir de burası çok rahat. Bir de Selma diyor ki oradaki sandalye diyor. Ercan diyor gıcır diyor diyor. Gel de burada yedi. Ay Selma dedim canıma minnet dedim. Ben burada yerim. Oh mutfakta yemem dedim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Vallahi beni soracak olursanız yoruldum. Allah sen de bilir. Vallahi yoruldum. Uyku basıyor gerçekten. İnsanın gözleri yoruluyor ya. Devamlı yani konsantrasyon etmem lazım. Çünkü o kadar yolcu biniyor, yolcu iniyor. Trafik bugün, ay bugün gerçekten çok karmaşıktı ya. Hava da bugün fena değildi öyle. Yarın daha çok karmaşık olacak. Yarın daha sıcak olacakmış ki ya. Artık her hafta 20 derece. Dur öyle deme, yandım ben hep öğlenciyim kızım. Vallahi ter bastı. Oraya gecikiyoruz, oraya gecikiyoruz. Allah! Vallahi yoruldum Allah sen de biliyor. Ondan sonra da işte hemen oradan çıktım. İşten çıktım. Koşa koşa arabaya gittim. Oğlumu da işten aldım geldim. Oğlumu da hastaneden aldım. Beraber girdik. Bir 5 dakika oturdum. Şimdi de böyle oturdum. Selma dedi ki Ercan dedi sen dedi konuş dedi arkadaşlarla dedi. Ben de senin yemeğini hazırlayayım getireyim burada ye dedi. İyi tamam Selma dedi. Bugün bana hediye vermedi ama. Çok üzüldüm. Hediye vermedi. Bu sefer ben attım hediyeyi. Daha dün attım ben bugün daha mı doluydu? Yok kaprizone yattım sadece. Aman kızım Eydin Adel dolu ya vallahi billahi. Vallahi arkadaşlar ben ne diyeyim ya. Yemeğimi bekleyeyim de Selma'yı da bekleyeyim de Selma'yla beraber konuşacak. Selma konuşunca ben onu kestiğim zaman o zaman daha iyi konuşuyorum ben. Böyle tek başıma olduğum zaman konuşamıyorum. Selma hadi ki hayatım seni bekliyorum ben. Geldim Ercan ancak şey robot muyum? Al Ercan. Bunun tepsini içeyim. Yok yok. Bak ekmek. Al Ercan al çocuk musun da tepsini. Hayır hayır. Ekmek kırmızı tamam, olmaz. Ekmek de sucuk. Kırmızı olmaz. Selam canlar. Açtınız mı? Aynen. Niye beni beklemediniz? Babam konuştu bile o. Kim ben? Yok ben sensiz konuşur muyum Selma? Hiç öyle az değilsin yok. Yemin ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birgül abla. Bugün Fatma Seyitoğlu abla. Selam sana. Selma. Cinsel sözler yazmışsın efendim. Ekmek sucuk. Annem bilerek şimdi güzel. Yaptı. Çorba mı yiyeceğim ben tek? He tek çorba. Yemek yapmadım. Aç kaldın. Hani mantın nerede? Aman. Ben kabak getireyim canlar. Getir. Hemen sinirleniyor mantı dediğim zaman. Tamam ben biliyorum. 3,5 ayım kaldı. Vallahi şu hapislikten bir kurtulsaydım da şu mantıyı bir yeseydim. Zaten rekor kuracağım sana bu mantıyı. Arkadaşlar Selma da yoğurt çorbası yapmış. Yoğurt çorbasına ben bayılırım gerçekten. Allah seni de biliyor. Vay. Bağırma Ercan bağırma görevde bir şey var. Bunu sonradan getiriyor. Ben valla daha mutfağa falan girmedim arkadaşlar. Ben valla görmedim ne yaptığını. Ama çorbayı biliyordum. Yoğurt çorbası yaptığını biliyordum. Güzel. Eline sağlık Selma. Anne. Kaç paraya vereceğim bana bunu? Ama ne olursa sus başka bir şey istedim. Ay. Sen yedin mi? Kanalda yurdun mu? He? Sen yedin mi? Ben birazcık patlıcandan yedim. Canlar patlıcan çok güzel olmuş. Tavsiye ederim. Niye burada oturuyorum biliyor musunuz? O sandalyeler çok gıcır diyor. Dayanamıyorum o gıcırtıya. Ay sormayın. Bir de Orçun mutfakta o da işten geldi. Ercan'la işten anlattın geldi. Beni, anlattın mı? Anlattım. Şimdi Orçun da orada yiyor ya. O da yoruldu. Ercan da açım deyince. Orçun'u mutfağa yaptık. Ercan'ı bu tarafa aldık. Yoksa gene gıcırtıya mutfağa geçerdik. Hadi gene şanslı. Kocamla gayrı oturamıyorum demiyor da. Ercan'ın diyor bu tarafı aldım diyor. Az değil ha bu kadın. Hadi, beni öldürecek. Bak hep kızarmadı. Niye kızarmadı? Bu da ben var ya öyle kızarma değil. Ana ben de bilmiyorum. Bende bir öyle bir elim yüzümde bir kızarıklık oluyor. Yok şaka diyorum. Mesela bir şey yok. Sen anam bu adam ömrümü yedi. Selma güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sarımsak var içinde. Az yapmışsın. Bari Ercan yeter ne yapacaksın? Tavana mı çıkacaksın? Yanlış anlaşılmasın da bu. Uzak doğuda, Arap ülkeleri uzak bunlar doğu sarımsağı acayip tüketiyor. Antibiyotik. İnanın bizim buralarda Arap komşularımız var canlar. Anam daha var ya şu dış kapı zillerine basıyorsun işte bir şey oluyor kapıyı açıyorlar ya. Sarımsak geliyor. Anam bir sarımsak kokuyor. Ay o sarımsağın kokusu zaten ben o sarımsak tamam antibiyotik onu demiyor.
O koku beni böyle alıyor götürüyor. O evlerin içinde ya. Lüp lüp yutuyorlar. Baharatlılar hep. O zaman Selma'cığım. Çok baharatlı onlar. Selma'cığım o zaman bu maskeleri hiç çıkarmasınlar. Yok ben maskeden memnunum. Ben normalde normal hayatımda daha önce de böyle hani şey kalabalık ortamlarda falan ben takıyordum. Yani maske olmasa bile bir şalımı mutlaka böyle ağzımı yüzümü kapatıyordum. Çünkü benim toza alerjim var. Bir de alerjimin neye olduğunu bilmediğim için. Bende kaşıntı dolduğu için her zaman böyle ağzım yüzüm hep ben kapatırım. Yani. Bloğumuz patladı gitti. Ya daha yeni geldim kız. Ercan çok olmuştuk. Kaç dakika oldu kızım? 14. 14 En başından belli mi 14? Yok. Evet. Bu benim şimdi. Benim olduğumdan belli. Oo çok olmuş anne. Sen ne yaptın yine Selma anne? Ercan'cığım çok fazla uzadı gitti. Talha'yı da uyandıralım. Bak sabah okula. Cuma günü. Yarın cumartesi. Ya. Ah. Hafta sonu kafam gitti. Ne yaptın? Türküler söyleriz. Baba cuma günü çalışır çekeriz. Cuma günü çalışıyor musun baba? Kıskanmayın biz Sivaslıyız. Kayserili. Cuma günü çalışıyor musun? Dur onu da söyleyecektim şimdi. Belki bir canlı yayın açardın ama çalışıyorsun değil mi? Yok ben bu hafta çalışıyorum. Kıskanmayın canlar biz Almanya'da Türkiye'liyiz. Arkadaş türkülerimle kalın. Benimle kalın. Selim'e yemek güzel olmuş vallahi. Afiyet olsun. Ama bir de su olsaydı yorum daha. Kızım su getirsene. Vallahi şey... Hani yemeyecektin Ercan. Maşallah sildin süpürdün. Canlar şuraya bakınsana. Yemem diyenden kork. 10 dakika sonra size bir kameraya atsam der ki açım Selma ne yiyeceğim. Ay bugün gıcırdı yok farkında mısın? Ay başım neyim? Ne kadar rahat tabii. Şey... Ama sandalye rahat değil. Tatlı olarak ne var? Tatlı olarak maalesef elmalı kekin sonunu bugün ben yedim. Yapma be. Yuh! Yapacaktım. Bugün Ali Dil'den ceviz aldım. Bilmiyorum ben geleceğimi ben. Ben geleceğimi biliyorum. Niye yiyorsun Selma? Aman gene yaparız sanki. 2-3 tane daha elma var orada. Çöpe gitmez önde. Sen bugün bana renk. Niye hediye vermedin? Aynı renk. He? Sen bugün bana hediye vermedin. Hediye mi? Tuğçe attı bugün hediyeyi. Canlar, Ercan, bloğumuz çok uzun sürdü. Senin bloğun da hemen doluyor ha. Vallahi sana dün çekmedim dostlar, ya. Biz bugün sabah kalkmıştım işte. Çayımı aldım. Sizinle sohbet ettim. Sonra yemeklerimi çekebildikçe yemeklerimi çektim. Sizlere belki bir tarif olur dedim. Elimden geldikçe adımıdır. Elimden gelen budur hesabı. İşte bu Ercan Bey geldi. Ercan Bey'in yemeğini hazırladık. Ercan Bey aldı sildi süpürdü yedi. Şeyde vlog çekerken. Özür dilerim arkadaşlar. Ya ağzını neyin yüzün hep yağ içerisinde. Habire yiyor iç. Ben kamerayı unuttum ya. Hakkınızı helal edin. Vallahi yemin ederim yedim ben. Allah kahretsin beni. Buradan bütün dostlarımıza inanın gelin. Günahlarımıza. Onlar onu bitir günah çöpe gider. Bütün dostlarımıza selam olsun. Tüm canlarımıza, bacılarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin yanaklarından öpüyoruz efendim. Ne diyelim biliyor musunuz? Biz burada noktalayalım. Hadi Ercan vlog doldu. Ömrümü yedin ömrümü hadi. Yeni geldim. Ben yokken vlog doldurmuş da bana diyor ki vlog doldu. Ben doldurmadım Ercan, ya. Ercan 15 dakika 20 dakika oldu. Vallahi hakkınızı helal edin. Vallahi yedim ha. Yedin geçti bari. Kameranın başına yedim ya. Allah beni vedalaş. Beni affedin ya. Ne olursunuz ya. Ay Allah kahretsin beni. Niye yedim ya. Tamam vedalaş uzatma. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kim ne dese. Hoşçakalın hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Almanya'da gurbetçi haline kalın. Şu gariban Selma'yla. Şu yiğit Ercan'a. Like. Evet efendim. Hoşçakalın dostçakalın. Allah'a emanet olun. Almanya'daki gurbetçi aileyle birlikte kalın. Bir like, bir yorum. Abone olursanız da minnettar oluruz. Ön sizi en güzel Yüce Mevla'ma emanet ediyorum. Evet. Şimdiden hayırlı hafta sonlarınız olsun. Görüşmek üzere efendim. Bana hafta sonu yok ama arkadaşlar.